Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak Aydoğan. Color by Chaff kanalında hepinizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle bugünkü konumuz olan renk ve dijital baskıda doğru renkler almak bizim için çok önemli bir konu ve çok da uzun bir konu. Bugünkü konuya geçmeden önce her iki kanalımıza da gösterdiğiniz büyük ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Hangi kanallar bunlar? Tabii ki içinde bulunduğumuz Color by Chaff kanalı. 10 dakikanın üzerinde dijital baskı ve çıktı ile ilgili eğitimsel bilgilerin verildiği videolardır. Bunun dışında günlük kısa videolar halinde verdiğimiz Color by Chaff Short kanalımıza da çok ciddi bir ilgi var. Bu kanala da üye olmanızı tavsiye ederim. Her iki kanalın bilgilerini hem yanda hem de açıklamalar kısmında aşağıda size sunuyorum. Arkadaşlar, konumuza başlamadan önce ilginize tekrardan teşekkür ediyorum. Ancak gelen bazı sorular, bazı istekler ve bazı görüşler var. Bunları buradan dile getirmem lazım. Özellikle bana ulaşarak sorunlarını, teknik sorunlarını, yaşadıklarını veya yeni yatırım yapacak insanlar benden fikir almak istiyorlar. İlk önce teknik ya da teknik servis olup olmadığım sorusuna hayır, teknik servis olmadığımı söyleyeyim. Bu kadar bilginin, dijital baskı ve inkjet hakkındaki bilginin nereden geldiğini soranlar var. Şöyle kısaca özetleyeyim. 1995 senesinden günümüze dek operatörlükten dijital baskı makine ithalatçılığına, Türkiye satışına, satış sonrası desteğe, Türkiye'deki ilk dijital baskı makinesi üretim ekibinin liderliğine ve buradan ihracatına ve ihracat ekibinin liderliğini, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk üretilen EcoSolvent, Solvent mürekkebin hem üretim ekibinde olmak hem de bunun ihracat alanında bulunmaktaydım ve bu sebepten birçok dijital baskı makinesi firmasıyla, yetkilileriyle, dijital baskı kafası üreticileriyle, teknolojisiyle, mürekkep tarafıyla yıllarca içinde oldum. Hala da olmaktayım. Halihazırda dijital baskı mürekkebi üreten bir firmanın ortaklarındanım. Bu sebepten sektörün içindeyim. Yalnızca kendime ait olan şirketimin de kanalımda diğer firmadan ayrıcalığı olmayacak. Kanal tamamen bağımsız ve tarafsız olacak. Bunu bildireyim. Bana ulaşan dostlarımıza teknik serviste ya da bilgi ağında ya da kaynakta elimden gelince yardımcı olmaya çalıştım. Ancak teknik servisle ilgili sorularınızı aşağıdaki e-mail adresinden bana ulaşırsanız, bu e-mail adresinden hem teknik servis arkadaşlarım bilgilerinizle paylaşırım hem de size daha faydalı olmuş olabilirim. Çünkü bazen telefonlarınıza ve mesajlarınıza cevap veremediğim oluyor. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Gene elimden geldiğince hepinize doğru bilgilerle yardımcı olmaya da çalışacağım. Şimdi ana konumuza arkadaşlar, videomuza geçmeden önce bu değerli ve bilgi veren videoların devamı için ve özellikle YouTube algoritmasının bizi destekleyebilmesi adına sizin bize göstereceğiniz destekler çok önemli. Bu sebeple bu videoları beğenmeniz, mümkünse abone olmanız ve en önemlisi biraz yorum yazmanız aşağıya benim için çok değerli. Şimdiden hepinize ayırdığınız zaman için ve gösterdiğiniz özen için teşekkür ediyorum ve renk konumuza başlıyorum. Arkadaşlar, dijital baskı konusundaki veya çıktı konusundaki renk almak, doğru rengi almak yaptığımız için en önemli kısmı. Rengi doğru almak için ilk önce rengi nasıl algıladığımızı öğrenmemiz lazım. Nasıl algıladığımızı da daha önceden belirttiğim gibi bir önceki eğitim videomuz olan renkleri nasıl algılıyorumuzu da size linkini paylaşacağım belirtmiştim. Şimdi şunu belirtelim. Rengi ışık yardımıyla gözlerimiz aracılığıyla anlıyoruz. Ve dijital baskı aracılığıyla da ya da çıktı aracılığıyla da bunu istediğimiz yüzeye aktarıyoruz. Peki neyi aktarıyoruz? Dosyaları. İşte bu dosyalar da aslında doğru şekilde yapılmalı. Yani ilk önce eskiden fotoğrafın scanner aracılığıyla taranarak ya da negatifin scanner aracılığıyla taranarak dijitalleştiği, günümüzde ise tasarım veya fotoğrafların çekilmesi, yani dijital fotoğraf makineleriyle ya da dijital fotoğraf makinesi olan telefonlarımız aracılığıyla dijital olarak aktarılan bu resimlerin de fotoğrafların da doğru bir şekilde tasarım olarak getirilmesi çıktı konusunda bize yardımcı olacaktır. Bunu da başka bir videoda detaylandıracağım. Çünkü doğru gelmeyen bir data doğru çıkması çok zordur. Gelin ikinci konuya.
renk alabilmek için burada kullandığımız malzemelerin, yani çıktı alacağımız malzemelerin yüzeyleri kullandığımız teknikle örtüşmeli ve en doğru mürekkeple en doğru birlikteliği sağlayarak bize doğru renkleri yansıtmalıdır. Bu bakımdan da hangi teknikte, hangi sektördeysek malzeme ile mürekkebin nasıl birlikte olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Örnek vermek gerekirse ultraviyole baskıda sert malzemeye basıyorsak bastığımız PVC ya da başka bir malzeme ise mürekkebin oradaki küllenme etkisi camla PVC arasında nasıl aynı olmayacaksa bunların nasıl doğru ödeneceğini doğru şekilde yapmalıyız. Yani teknik birçok şey içeriyor doğru renk almak için. Bunları da teker teker sektör bazında hem videolarla hem de eğitim videolarıyla sizlerle daha sonra paylaşacağım. Ama renk için tekrar söylüyorum, doğru tasarım, doğru resim, doğru resimden sonra doğru mürekkep, doğru malzeme ve mürekkebin birleşimi, dijital baskı makinesinde kullandığımız dijital kafaların doğru pikolitreleriyle en hassas baskıyı alabilmek ve bütün hepsini ayarladığımız, kısaca International Color Consortium anlamına gelen ICC profillerle bunları bir bütün haline getirip doğru çıktıları almamız gerekiyor. İşte bu doğru çıktıları almamız için buraları doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi anlattığım şey yalnızca bir makine değil. Yalnızca bir yazılım da değil. Bir birliktelik. Bu birlikteliği doğru yaptığınız sürece çok güzel sonuçlar alacaksınız. Devamlı başarı elde edeceksiniz. Arkadaşlar, dijital baskı ya da çıktı konusunda size mesafenin önemini her seferinde söylemeye çalıştım. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü dijital baskı sektörleri birbirinden farklı öneme haizdir. Çok montanlı, çok yoğun montanlı baskı alan ve çok yakından, mesafeden bakılan sektörler vardır. Çok uzaktan bakılan, yani basılmış dijital baskının çok uzaktan bakılan dijital baskı sektörleri vardır. Ve yakından bakılan ama fotoğraf içermeyen baskılar vardır. İşte bu farklılık, kullanılan mürekkep dahil, bu mesafe farklılığı yapacağımız renk kalibrasyonundan ICC profilin bazı sektörlere göre çok önemli, bazı sektörlere göre hiç önemli olmayan ve bazı sektörlere göre orta önem haiz etmektedir. Burada şunu bahsetmek istiyorum. Örneğin ICC profilin çok az önemli olan sektörlerin başında barkodlama ya da kutu üzerine dijital baskı gelebilir. Çünkü basılan meta belli renktedir. Fotoğraf belli bir küçüklüktedir. Ve ona bakılan mesafe çok hızlı geçer ve çok az görürsünüz. Bu sebepten tek renk basılan kodlama, etiketleme, bunun gibi sektörlerde IC profilleri renk alma, tonun biraz farklı olması pek önemli değildir. Var olan bir profille, çünkü malzemenin yüzeyi kolay kolay değişmez. Çok az malzeme yüzeyi değişir. Orta segmente geldiğimizde, yani IC profilin orta önemde, yani hem önemli hem önemsiz diyebileceğim sektörlerden biri de promosyon ve açık hava reklam sektörüdür. Bu sektörde mesela kullanılan solvent ve ekosolvent'te yüzeyler genellikle PVC bazlıdır. PVC bazlı kağıt, PVC bazlı kendine yapışkanlı folyo, PVC bazlı branda. Bu sebeple yüzeyin genellikle PVC olması, kullanılan mürekkebin de devamlı belli bir ayarda olması sebebiyle yapılacak profil genellikle insanlara ana renklerde mutlu eder. Ama bazı renklerde mutlu etmez. Örnek, gri genellikle mürekkep değişimi veya malzeme değişiminde bu sektörlerde problem olur. Bunun yanında bazı özel renkler, portakal rengi veya mor rengi gibi özel tonlar da bu sektörlerde IC profilin önemini arttırır. Ancak biraz sonra söyleyeceğim sektörler gibi aşırı önemli bir yer almaz. Örneğin tekstil sektöründe tekstil malzemesinin ve yüzeyinin devamlı değişmesi, direkt tekstile baskıda, dijital baskıda, sublimasyon yani ısı transfer, kağıttan polyester bazlı kumaşlara, polyester karışımı kumaşlara baskıda, hem kullanılan kağıtların farklı farklı olması, hem polyester ya da polyester karışımlı kumaşların farklı farklı olması sebebiyle mürekkeplerden renk almak, aynı işi devamlı basmak çok zordur.
Bu sebeple ICC profil genellikle bu sektörlerde, tekstil sektöründe çok önemli yer arz eder. Paketleme sektörünün yeni gelişen dijital flexo paketlemede çok önemli bir yeri vardır. Çünkü çıkacak renk devamlı aynı olmalıdır. Yani ambalaj sektörünün büyüyen sektörü olan bu sektörde de ICC profil çok önemlidir. Ve dijital matbaa, yani offset baskının dijitale taşınmış olan ve çok yakın mesafeden A4 ve buna benzeri ölçüler yapılan baskıların da dijital ortamda çok doğru renkleri basması gerekir. Bu sebepten bu saydığım 3 sektörde de ICC profil çok önemlidir. Bütün makinelerin mümkünse aynı tonları basması istenir. Aynı mürekkep, aynı malzemeyle ve çok kısa sürelerle de profillerin recalibrate, yani tekrar kalibre edilmesi gerekir. İşte bunları yapmak isteyen sektörler için ICC profil çok önemlidir. İşte bu sektörlerden hangisinde var iseniz, siz hangisindeyseniz bu sektörlerde, ICC profil sizin için o kadar önemlidir. Arkadaşlar, sektörünüze göre renk, yani ICC profilin ne kadar önemli olduğunu anlattım. ICC profil aynı zamanda size maliyet, yani düşen mürekkep maliyetinize de çok ciddi fayda sağlar. Tek başına bunu başaramaz. Burada sizin gerçekten yardımcı olmanız gerekir. Bu yardım da şu şekilde gerçekleşir. Kullanacağınız mürekkebin bidonuna değil, içindeki densitesine para ödemeniz lazım. Ucuz mürekkep alıp çok fazla mürekkep kullandırtabilirler size. Bidonu az ödeyip düşen mürekkepte fazla ödeyebilirsiniz. Bu sebepten normal pigmentasyon ya da yüksek pigmentasyonlu mürekkep tedarik etmeniz ve buna göre doğru profille kullanmanız sonucunda %20 ile minimum %45 arasında düşen mürekkep bazında kazanç sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, sonuç ve değerlendirmeye geldim. ICC profil yapmak için ne gerekli? Birincisi, anlattığım şekilde bir bilginiz olması lazım. Renk bilginiz tabii ki olması lazım bu işteyseniz. Rengin yanında ICC profil yapmak için yalnızca ekrana, yalnızca spektrofotometreye ihtiyacınız yok. Aynı zamanda yazılıma ve aynı zamanda sizin emeğinize ihtiyaç var. Bazı sektörler için ICC profil çok önemli değil dedim. Onlar mevcut ICC profillerle oynayarak, zaman harcayarak bu işi yapabilirler. Ama ICC profile değer veren ve bu işi yapmak isteyenler, bu işi bir kere yatırım yaparak ve bu işi bilgili yaparak uzun seneler çalışabilirler. Arkadaşlar, umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince renk bilgimi, dijital baskı bilgisini başlangıç seviyesinden ve önem arz ederek anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mümkünse kanalımıza abone olarak yeni videoları otomatik ilk siz öğrenin. Ve bunun yanında tabii ki yorumlarınız çok değerli. Lütfen hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.